Güntay Şimşek tarafından hazırlanan Türkiye'nin Havacılık ve Turizm Programı Airport'tan merhaba. Covid-19 salgını ile birlikte yeni uygulamalar hayatımıza girdi. Ancak uçakla seyahatte pandeminin de değiştiremediği bazı kurallar var. Koltuğun yatırılması, kolçakları paylaşmak, koltuktan kalkarken ve otururken dikkat edilmesi gerekenler bunlardan bazıları. Bu hafta görgü kurallarını araştırdık. Nin ilk ödülünü Air New Zealand aldı ve dünyanın en güvenli hava yolu seçildi. Peki sıralamada diğer hava yolları hangileri? Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener. National Geographic Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasının belgeselini yaptı. TUSAŞ, Hürjet'in imalatına başladı. Airbus, 2021'deki teslimat ve siparişlerini açıkladı. Airport başlıyor. Varyantı ile birlikte salgında yeni bir döneme girdi. Bazı ülkeler seyahat kurallarını yeniden sıkılaştırdı. Uçak seferleri iptal edilirken kapanma korkusu yeniden geri geldi. Ancak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA başta olmak üzere havacılık kurumları aşılı yolcuların seyahatlerini kolaylaştırma konusunda hükümetlere çağrıda bulunuyor. Flight Radar 24 verilerine göre 2021'de 30 milyon 348 bin ticari uçuş yapılmış. 2020'deki 20 milyon 545 bine göre %24'lük artış yaşandı. Uzmanlar 2022'de daha çok seferle daha fazla kişinin seyahat edeceği konusunda hemfikir. Covid-19'la birlikte hayatımıza birçok yeni uygulama girdi. Maske, mesafe ve hijyene her an dikkat etmek gerekiyor. Öte yandan salgın öncesindeki bazı kurallar ise halen önemini koruyor. Bunların başında uçakta seyahatte yazılı olmayan görgü kuralları geliyor. Koltuğun yatırılması, kolçakları paylaşmak, koltuktan kalkarken ve koltuğa otururken dikkat edilmesi gerekenler bunlardan bazıları. Dar ve sıkışık bir koltukta saatlerce seyahat etmek hava yolculuğunun belki de en büyük sancılarından biridir. Yıllardır koltuğu yatırmanın etiği, kolçakları paylaşma ve uçak görgü kurallarının diğer yönleri hakkında tartışmalar yaşanıyor. Uçakla seyahatte koltukların kullanımı konusunda uzmanlar ikiye bölünmüş durumda. Peki uçakla seyahatte nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte görgü kuralları uzmanlarına göre uçakta yapılması gerekenler. Uzmanlara göre koltuğunuzu yatırıp yatırmamak kibar bir farkındalık meselesi. Yolcular başkalarını rahatsız etmeden konforlarını en üst düzeye çıkarmak istiyorlar. Ancak bu günümüz uçaklarında bulunan küçülen koltuklar için oldukça zor. Bu nedenle koltuğunuzu yatırmak istiyorsanız arkanızda oturan kişiye nezaket gösterin. Geriye bakın ve çok uzun ve bebekli olmadığından emin olun. Bunlar koltuğu yatırmaktan kaçınmak için sebepler olacaktır. Mümkünse koltuğunuzu az yatırabilirsiniz. Eğer tam yatırmaya karar verirseniz en azından bunu arkadaki kişiyi uyararak yapmanız nezaket kurallarına uygun olacaktır. Uçakla seyahatteki en çok tartışılan konuların başında kolçak kullanımı geliyor. Konuşulmayan protokol kuralına göre en rahatsız koltukta yani ortada oturan kişi her iki taraftaki kolçakları kullanabilir. Eğer pencere kenarında oturacak kadar şanslıysanız bulutlara bakabilir ve inişi izleyebilirsiniz. Koridordaysanız biraz uzanabilir veya en azından başkalarını rahatsız etmeden ayağa kalkıp gerinebilirsiniz.
Bu nedenle kolçak kullanım sıranızı orta koltukta sıkışık bir durumda oturan yolcuya bırakabilirsiniz. Hareketli koltuklar söz konusu olduğunda başkalarına dikkat etmeye çalışmak yazılmayan görgü kuralıdır. Kabinin kapısı kapandıktan sonra yolcular kabin personeline söyleyerek koltuk değiştirebilirler. Eğer ortada oturuyorsanız siz de boş olan pencere kenarına geçmeyi talep edebilirsiniz. Eğer başkaları sizden böyle bir talepte bulunursa, sizin için de uygunsa koltuk değiştirmeyi kabul edebilirsiniz. Orta koltuğa sıkışıp kalacaksanız hayır diyebilirsiniz. Başta düşük maliyetli hava yolları olmak üzere taşıyıcılar daha çok kişi taşıyabilmek için koltuk aralarını kısa tutuyorlar. Bu nedenle koltuklar arasında fazla boşluk olmadığı için hareket kabiliyeti sınırlanır. Önünüzdeki yolcuyu rahatsız etmek istemiyorsanız önünüzdeki koltuk cebiyle uğraşırken bunu aklınızda bulundurun. Ayrıca dizlerinizi koltuğa dayarsanız önünüzdeki yolcunun bel ağrısı çekmesine neden olabilirsiniz. Öndeki koltukta yemek tepsileri bulunur. Bunlar bazı yolcular tarafından başka amaçlar için de kullanılıyor. Örneğin davul veya dizüstü bilgisayarınızı desteklemek için kullanıyorsanız, o koltukta oturan yolcuyu rahatsız edebileceğinizi düşünmelisiniz. Dizüstü bilgisayarınızın tuşlarına vurmamalı veya devam eden herhangi bir sallanma, zıplama veya dokunma yapmamalısınız. Doğal olarak uçuş sırasında yolcuların hareket etmek, tuvaleti kullanmak için kalkmaları veya dinlenme molası vermeleri gereken zamanlar vardır. Bu nedenle koltuktan sık kalkan biriyseniz koridor tarafında oturmanız iyi olacaktır. Eğer orta veya pencere kenarında oturuyorsanız yanınızda oturan yolcudan izin alarak kalkıp oturmalısınız. Koltuğunuzdan kalktığınızda uçakta evinizdeki gibi davranmayın çünkü uçak kabini diğer insanlarla dolu ortak bir alandır. Covid-19 salgınıyla birlikte genel olarak uçakta kaba davranışlar arttı ve havayolu endüstrisi yolcuların ve mürettebatın hayatını korumak için bazı tuhaf davranışlara yanıt vermek zorunda kaldı. Bu nedenle barışçıl ve medeni bir ortamı teşvik etmeye yardımcı olmak için şirketler yolcuları, mürettebatlarına ve diğer yolculara saygı gösterebilecekleri küçük yollara dikkat etmeye çağırdı. Uzmanlara göre bugünlerde uçaklar sıkışık ve biraz düşünmek herkesi daha rahat hale getirebilir. Uçağa binmeden önce gökyüzünde bir koltukta olacağınızı ve diğer ulaşım türlerinden çok daha hızlı bir şekilde gideceğiniz yere ulaşacağınızı kendinize hatırlatın. Böylesine bir bakış açısı tutumunuzu olumluya doğru değiştirebilir. 2022 yılında kısıtlamaların olmadığı sağlıklı ve iyi uçuşlar dileriz. Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda değerli bir konuğum var. TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener. Sani abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasın. Artık abi diyorum kusura bakmayın. Öyle, ben de Günter diyorum. Yani, bey diyecektim dil alışmış. 24 yıldır birlikte bu sektörün içindeyiz. Yani sen çok genç bir arkadaştın. Airport 24 yıl oldu, evet, galiba 24. değil mi? 24. yılındayız abi. Bizim de 24 oldu. Yani biz de 98'den beri işte Atatürk Havalimanı inşaatından beri buradayız. 24 yıldır görüşüyoruz. Tabii ki Sayın abi demen beni de mutlu eder. Bu 24 yılda çok şeyler yaşadık ama bu son yaşadığımız hiçbirine benzemiyor. Yani evet, evet, evet. Yani, dolayısıyla şu an bu pandemi hakikaten sektörü çok ciddi vurdu. Çok yani ciddiyim. Geçen yıl abi işte yılın ortasında konuşuyorduk iyi oldu olacak falan derken yeni varyantlarla tanıştık ve 2022'ye farklı bir tabloyla girdik. Böyle bir havacılığın bu son durumuna TAV gözüyle bakarsanız çünkü dünyanın birçok yerinde varsınız ve en iyi
nabız tutacak durumdasınız. Yani şöyle, hakikaten iş alemi olarak baktığımızda, iş dünyası olarak baktığımızda dünyada havacılık en fazla darbe yiyen sektörlerden birisi oldu. Hem hava yolları olarak, hem havalimanı işletmecileri olarak, hem yer hizmetleri işletmecileri olarak. Çünkü bunlar birbirine bağlı sektörler. İşte biz hep 2019'u referans olarak alıyoruz. 2019 yılında mevcut olan yolcunun %30'u geldi 2020'de havalimanlarına. 2021'de %55'i geldi. Yani dünyada da böyle, bizde de böyle. 2022'de, yani bu sene, %80 ile 85'inin geleceğini umuyoruz. Böyle gözüküyor. Ha, bunlar nasıl oluyor? Tabii ki biz ne yapıyoruz? Takip ediyoruz. Yani IATA ne diyor? ACI ne diyor? İşte ICAO ne diyor? Bütün bunları takip ediyoruz. Bütün bu takiplerimize baktığımızda bu rakamlar 3 aşağı 5 yukarı tutuyor. Ama büyüme de devam ediyor. Yani mesela yine bu uluslararası havacılık örgütlerinin verdiği rakamlara göre 2040'a kadar 1,5 trilyon dolarlık bir havalimanı yatırımı yapılacak. Yani bu çok ciddi bir rakam. Devasa bir rakam. Devasa bir rakam. TAV da kendini bu şekilde pozisyonlanmış bir vaziyette. Şunu demek istiyorum. Pandemi olacak, geçecek, gidecek. Yine bu sektör devam edecek. Biz tabii sağlık uzmanı değiliz ama çok ciddi takip etmeye mecburuz. Her yerden ciddi takip ediyoruz. Yani işte Mart'ta, Nisan'da bu işin biteceğini uzmanlar söylüyor. Neden? İşte varyantın, omikron varyantının artık gribe doğru çevireceğini, evrileceğini öngörüyorlar. Kazakistan'da bir açılım yapacaktınız. Hem Covid vakasına denk geldi hem de son yaşadığımız Kazakistan'daki kısa sürdü hadiseler, o çabucak toparlanacak görünüyor ama. Çok kısa sürdü. Sevgili kardeşim, siz 24 yıldır dedik işte, 24 yıldır beraberiz. Bizim şöyle bir şeyimize baktığında 99'da Atatürk Havalimanı ilk yaptık. İnşaatı yaparken deprem oldu. 2001'de işte 11 Eylül olayları oldu. Evet. Türkiye'de yerel ekonomik krizi oldu. İşte 2007'de Amerika'daki büyük kriz oldu. Kuzey Amerika krizi. Sonra bizim olduğumuz havalimanları var Arap dünyasında. Arap Baharı oldu. Onu yaşadık. Tunus'ta yaşadık. Libya'da yaşadık. Evet. Yani bunların hepsi oldu. İşte Atatürk Havalimanı'nda biliyorsunuz bir terör hadisesi oldu. Evet. Patlama oldu. Ve tam yani tesadüf diyeceğiz herhalde. Demeyeceğiz herhalde. Ondan 17 gün sonra da 15 Temmuz oldu. Ve en yani, büyük hadise de havalimanında geçti. 100 bin kişi geldi havalimanına. Evet. Biz o gece hep havalimanındaydık. 100 bin kişi geldi. Yani böyle baktığınızda her türlü krizi yaşadık. Bu krizleri yönettik. İşte pandemi oldu. O sırada Kazakistan. Yeni almıştık Kazakistan'ı. Kazakistan'daki bu olaylar başladı. Fakat dediğiniz gibi Allah'a şükür çok çabuk bitti. Yani çok kısa sürede kontrol altına aldılar. Bizim havalimanımızı işgal ettiler. İşgal ettiler. Fakat çok büyük zarar olmadı. Onun için Almaty'de bir krizi yaşadık. Fakat biz tabii çok demin de saymıştım, çok kriz yönettik. Yani çok kriz yönettiğimiz için sahadaydık. Ne yapacağımızı biliyoruz. Yani kriz yönetiminde kötü zaten olmuş oluyor. Siz daha kötü olmasını engelliyorsunuz. Onun için biz daha kötü olmasını engelledik. Almaty projeksiyonunuz nedir? Kargo demiştiniz daha önce. Şöyle, Almaty'nin bizdeki önemi şu. Bizim ciromuzun %18'ini orası sağlıyor. Bu sene önemli bir rakam. Önemli bir rakam. Bu sene Mayıs'ta aldık. Bu rakam önemli. Daha önemlisi de şu. Bu %18'in %75'i kargo, yer hizmetleri ve akaryakıt satışından geliyor. Yani %25'i yolcudan geliyor. Çok düşünüyorum. Diğer havalimanları yolcu, burada yolcu içinde, yani gelirin içinde az bir payı var. Bu çok önemli bir hadise. Ama siz zaten bu stratejiyle oraya gitmişsiniz. Tabii doğru yaptığınız ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Yani bizim zaten stratejimize göre biz her havalimanına atlamamız mümkün değil. Her zaman şu söylediğimiz şöyle bir şey var. Bir diyoruz. Bu havalimanını satın alırsak veya ihalesine gidip bir para verirsek bizim finansal gücümüzü aşmamalı. İkincisi operasyonel gücümüzü aşmamalı. Bir üçüncüsü var. O da şu.
portföye uyması lazım. Yani hep turistik havalimanı alamazsınız. Hep başkent alamazsınız. Hep kargo alamazsınız. Dengelemesi hep, lazım. Dengelemesi lazım. Tabii bir de geçen yılın son günleri diyelim artık. Antalya Havalimanı ihalesi söz konusuydu. Evet. Sizin için son 3-4 yılın belki en önemli hadisesi diyebilir miyiz? Şöyle, biliyorsunuz biz Antalya Havalimanı'nda hisseleri satın alarak girdik. %50 hisseleri satın alarak zaten girdik. Zaten vardınız. Vardık zaten. Tabii ki Antalya Havalimanı ihaleye çıkınca bizim katılmamamız düşünülemez. Yani kesinlikle katılmamız gerekiyordu. Bizim süremizin bitmesine bir 5 yıl vardı. Fakat ihaleye çıkmasının nedenini ben çok iyi anlayabiliyorum. İşin içindeyim zaten. Şöyle, çünkü Antalya'ya büyük bir yatırım gerekiyor. Çok büyük bir bana da çok gerekiyor. Soruyorlar. Evet. Erken değil mi? Yatırımı bilmedikleri için. Maalesef evet. Soru geliyor. Maalesef Antalya Türkiye'deki diğer havalimanlarından biraz geride kalmış ki İstanbul havalimanından sonra Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı. Bir de Türkiye'nin ilk özelleştirilen havalimanı. İlk özelleştirilen. Evet. Doğru diyorsunuz. İlk özelleştirilen havalimanı. Şimdi bu havalimanında büyüme o kadar hızlı olmuş ki yatırım geride takip kalmış. Edememiş. Takip edememiş. Onun için çok ciddi bir yatırım gerekiyor. Biz orada toplam 765 milyon euroluk bir yatırım yapacağız. İlk aşamada yani ilk 3 yılda 650 milyon, diğeri de devamında gelecek. 7 milyar 250 milyon artı KDV'ye aldık orayı. Bunun 1 milyar 800 milyon eurosunu peşin olarak ödeyeceğiz. Keş ödeyeceğiz. Ne zaman ödeyeceksiniz? Şu günlerde. Mart'ın sonunda. Evet. Yani 90 gün süremiz vardı. Biz işte Ocak 3'te yer teslim, yok sözleşmeyi yaptık, 29'unda yaptık. 29'un üstünde 90 gün sayacağız. O gün de ödeyeceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Zaten onun önemli bir kısmı sermaye. Yani 1 milyar doları sermaye olarak gelecek. İşte Almanlar ve biz ve bizim ortağımız Fransızlar. Alman, Fransız ve Türk. İlginç bir konsorsiyum. İlginç bir konsorsiyum. Türkiye'ye de güveni göstermesi gösterim açısından. Hiç kimse beklemiyordu böyle 7 milyar 250 milyon euroluk bir rakam. Ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam ama burada tabii verdiğiniz rakamı Türkiye'nin 25 yılına yatırıyorsunuz. Yani bundan sonraki 25 yılına. Türkiye'ye biz güveniyoruz. Antalya'ya da güveniyoruz. Yani Antalya çok önemli bir turizm merkezi. Yani çok daha uzun yıllar Antalya'da turizme Türkiye'de çok büyük katkılar sunacak oteller var. Yani zincir tamam. Yatırımlara gelince Güntay Bey, şimdi airport programında olduğumuz için Antalya'da iki tane çok güzel pist var. Hatta üçüncü pist de var ama o askeriye kullanıyor. Bu iki pistin arasındaki uzaklık, mesafe 1,5 kilometre civarında. Bu yani simultane iniş, simultane kalkış. Yani paralel izin dediğimiz evet. Tam anlamıyla o. Denize iniş olduğu için hava sahasında da trafik tamam. Şeyde de tamam, piste de tamam. Fakat apronda çok ciddi sıkıntı var. Yani apronda uçaklar neredeyse kuyruk bekliyor park etmek için. Onun için ciddi bir apron yapılması lazım ki Türk Hava Yolları da orayı ikinci bir hub yapmayı düşünüyor. Neden düşünüyor? Hangar yapacak oraya. Onun için bir hangarlar apronu da lazım. En önemlilerinden birisi bu. İkincisi terminal binası. Yani biliyorsunuz havacılıkta kapasite olarak hava sahası kapasitesi, pist kapasitesi, park kapasitesi, terminal kapasitesi, otopark kapasitesi birbirine uyması lazım. Evet. Şimdi bunların hepsinde bizde otopark ve yani uçak park, apron, terminal binası ve otopark kapasitesi bu üçünde sıkıntı vardı. Evet. Şimdi bunu çözeceğiz. Buraları. Evet. Darboğazlar burada. Bu üçünü çözeceğiz. Bir kapasite de şehirdeki otel yatak sayısı. Evet. Ona da baktığınızda o yeterli. Onun için Antalya'da bu yatırımla birlikte ben çok ciddi şekilde Türk ekonomisine büyük bir katkı olacağına inanıyorum. Gazipaşa'yla nasıl bir çalışma modeli düşünüyorsunuz? Valla tabii doğru. Şimdi iki taraf da bizde olduğu için. Yani orada herhangi bir şey şu anda düşünmüyoruz. Yani niye düşünmüyoruz? Çünkü oranın yolcusu çok başka. Antalya'nın yolcusu çok arada başka. Epey mesela. Ama ben Gazipaşa Havalimanı'nı çok seviyorum. Yani çok butik bir havalimanı. Ve hakikaten uçak inmez dedikleri yere işte sıfır yolcudan biz 1,5 milyon yolcuya çıktık orada ve çok mutlu oldu Alanyalılar. İşte inşallah orayı da biraz genişletebilirsek terminal binasını filan. Çünkü çok dar bir terminal binası var. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Sizin genel havacılık
anlamında da ciddi tecrübeleriniz var. Tabii. Özel işletleri için. Tabii. Antalya'da da herhalde böyle bir modeli... Genel havacılık yapılacak oraya. Genel havacılık yapılacak. Tabii yani özellikle Rus jetleri yani park edecek yer bulamıyorlar bazen. Başka tarafa yönlendiriliyor yani jetler. Şimdi ciddi bir apron inşaatı olduktan sonra o park yerleri de olacak. Ve genel havacılık da orada sizin olacak. Sizin Bodrum, Adnan Menderes, Ankara Esenboğa... Burada da havalimanlarını işletiyorsunuz. Tabii ki. Oralara yönelik bir projeksiyon, şöyle, yeni yatırım bir şeyler var mı? Ankara Esenboğa iç hat yoğunluklu bir havalimanı. Orası da 2025'te süresi bitiyor. Orası ihaleye çıkacak mı çıkmayacak mı hakikaten bilmiyorum. Ama Bodrum ve Adnan Menderes'te çok uzun sürelerimiz var. Oralar turizm ağırlıklı. İzmir hem iç hat ağırlıklı hem turizm ağırlıklı Çeşme'den dolayı. Bodrum full turizm ağırlıklı. Şimdi buralara baktığınızda biz zaten bu üç havalimanı yani Antalya, Bodrum ve İzmir çok iyi geçirdi bu seneyi. Yani pandemi şartlarına göre çok iyi geçirdi. Yaralarımızı biraz sardılar. Bunda da şunu gördük Günter'cim. Yani turist hemen geldi uçmaya. İş seyahatleri o kadar biraz daha geç geri dönüyor. Biraz daha geç dönüyor. Yavaş yavaş tam iş seyahatleri başlamıştı. Bu 5. dalga geldi. Fakat ben Mart'tan sonra artık iş seyahatlerinin de başlayacağına inanıyorum. Kesinlikle zaten bir açılsa hemen hızla dönecek. Ama turist çok çabuk döndü. Önce iç hat çok çabuk döndü. Hemen arkasından yabancılar döndü. Yani turist döndü. Ondan şimdi de iş seyahatlerini bekliyoruz inşallah. Peki önümüzdeki günlerde küresel ölçekte böyle takip ettiğiniz ihaleler, yatırımlar... Şimdi şöyle konusu... tabii Antalya ve artı Almaty çok büyük iki havalimanıydı. Şimdi buraları, ciddi enerjinizi oraya verdiniz. Buraları aldıktan sonra bizim ne var? Karadağ var. Karadağ'da kısa listedeyiz. Oranın ihalesini bekliyoruz. Orada iddialı olabiliriz. Onun dışında Nijerya'da 4 havalimanından yine yeterlik almıştık. Oralarda ne yapacağımıza bakarız. Yani şöyle, demin dediğim gibi finansal boyutumuzu aşarsa ortak alırız yanımıza. Ya bir fonu ortak alırız ya bir yabancı havayolu şirketini alırız. Bakarız. Yani bakacağız ama büyümeye baktığınızda büyüme Orta Asya, Asya ve Afrika'da gözüküyor. Abi teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için. Çok sağ ol kardeşim. Abi, ben teşekkür ederim. Büyük taşınma başlıyor. Hataya yer yok. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirdiği havacılık tarihinin en büyük taşınma operasyonu National Geographic ekranlarında belgesel oldu. Mega taşınma belgeselinin izleyicilerle buluşması dolayısıyla İstanbul'da bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman, Genel Müdür Yardımcıları, Türk Hava Yolları İştirakleri'nin Genel Müdürleri, National Geographic Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner ve yapımcımız Güntay Şimşek'in de aralarında olduğu çok sayıda medya temsilcisi katıldı. Ve başlıyoruz. Devasa ve hassas bir operasyon. Türk Hava Yolları'nın dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu, mega taşınma, 6 Nisan 2019 tarihinde planlanandan kısa bir sürede 33 saatte başarıyla tamamlanarak sivil havacılık tarihinin en önemli taşınma operasyonlarından biri olarak tarihe geçti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, 18 Mart 2023'te gökyüzüyle buluşması planlanan Hürjet'in imalatına başladı. Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet projesi 2017'de başlatıldı. Parça üretimi ve montaj faaliyetlerine başlanan yerli jet uçağın motor çalıştırmasının ise bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. TUSAŞ, Hürjet projesi kapsamında şu anda komponent seviyesi montaj faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yılın ortasına kadar nihai montaja geçmeyi planlayan TUSAŞ, 2022 sonunda Hürjet'i hangardan çıkartacak.
İki büyük uçak imalatçısı Boeing ve Airbus teslimat ve sipariş rakamlarını açıkladı. Avrupalı havacılık şirketi Airbus 2021 yılında 611 uçağı müşterilerine teslim ederken 711 yeni sipariş aldı. Airbus'un teslim ettiği uçakların 533'ü dar gövdeli, 78'i geniş gövdelilerden oluştu. A320 ailesi 483 teslimatla öne çıktı. ABD'li Boeing geçen yıl 909 uçak siparişi alırken 340 uçağı müşterilerine teslim etti. Sipariş ve teslimatta 737 Max öne çıktı. Avustralya merkezli havacılık güvenliği ve COVID-19 derecelendirme platformu AirlineRating.com, 2022 yılının en emniyetli havayolu şirketlerini açıkladı. En güvenli havayolları belirlenirken, havayolunun 5 yıllık kazası ve 2 yıllık ciddi olay kayıtları, yönetim ve endüstri kuruluşlarından gelen denetimler, devlet denetimleri, endüstri lideri güvenlik girişimleri, filo yaşı ve COVID-19 güvenlik protokolleri göz önünde bulunduruldu. Küresel olarak 385 havayolunun incelendiği araştırma sonucunda en güvenliler listesinin başında Air New Zealand yer aldı. Yeni Zelanda'nın bayrak taşıyıcı şirketi mükemmel emniyet sicili, yenilik sayısı, pilot eğitimi ve genç filosu nedeniyle bu ödüle layık görüldü. Türkiye'den herhangi bir havayolunun yer almadığı listede ikinci sırada Etihad, üçüncülükte Qatar Airways yer buldu. Singapur Havayolları'nın dördüncü olduğu en güvenliler listesinin beşincisi TAP Air Portugal oldu. İskandinav SAS'ın altıncı sırada yer aldığı en güvenliler sıralamasında Avustralyalı Qantas 7., ABD'li Alaska Airlines 8., Taipei merkezli EVA Air 9., Virgin Australia ve Virgin Atlantic ise 10.luğu elde etti. AirlineRating.com editörleri ayrıca en güvenli düşük maliyetli 10 havayolunu da belirledi. Bu şirketler alfabetik olarak Allegiant, EasyJet, Frontier, Jetstar Group, JetBlue, Ryanair, Vietjet, Volaris, WestJet ve Wizz olarak sıralandı.